maruz kaldınız? Mesela Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın siz ve programlarınızda eylemlerin yanında dini unsurların beraberinden setiyasızlık etmesi hocam ne sebeplerinizce? Hayat iç içidir. Yani olmaz insan kendi geceler. Bunlarda da Allah'tan bahsediyor. Yani de Kur'an olmaz, din olmaz, Allah'tan bahsedilmez sözün doğru olmadığı işte kurumumuzun bu bir daha gözden geçirecek. Daha önce değil. Herhalde elinde biraz rahatsız oldu. Üçüncü cildin çıkacağını duymasından, detaylı isimler vereceğimizden belki bir tedirginliğe kapıldı olabilir. Ve bazı yerlere hareket etmişlerdi. Bazı yerlere, bazı yerlere hareket etmiş. Sonuçta tabii neyin geldiğini bilmiyorlar. Ortamı meydana gelip susturalım diye herhalde düşündüler. Çok Türkiye'de olmamız lazım. Özgürlükte tarafınıza bütün konusunda da konuşmak istiyorum. Bu cezanın bu diğer başkanıyla karşılıklı açıklamasının sonrasında gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de onlarda aralarına saygı duyuyorum. Çünkü burada hanımların olmasını istemediler. Arkadaşlarımız müzik istemediler. Müzik de yok. Yani bunu gerektirecek herhangi bir durum yok. Ama buna rağmen tavuk almış olmaları zannediyor bir kısım çevrelerin baskısını gösteriyor. Ama zamanla bu hatta döneceklerini düşünüyorum. Bu ürünün internet denetlemesine yönelik yeni denetleme yapıyor. Yani bir tarafının içine girebiliyorsunuz. Bu kısmına programlarınıza yönelik olabileceği ne bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ürün internet yayınlarının düzenleme yani artık bu denetimlerle sansürdür ya da değişik üzerine midir? Türk'ün internette yayınları denetlemesi üzerine düşünüyorsunuz. Çapını bilmiyorum. Neyi kastettiğini bilmiyorum. Yani neleri içine alacağını da bilmediğimi söylüyorum ama özgürlük güzel bir şey. Bir şey. Özgürlük gelişir, bilim gelişir, aklı gelişir. İnsan ruhu basar, felç olur, gücünü kaybeder, düşünce gücü olur. İnsan anlaşır, hayat anlaşır. Dolayısıyla doğru olmuyor. Ayrıca bunların da bizle ilgili olduğuna da hiç inanmıyorum. Çünkü arkadaşlarımızın yayın açmaları da arkadaşlarımız yayın açmıyor zaten. Olamaz böyle bir durumda. Müzik derseniz sadece marş diyoruz. Mehter marşı ve milli marşı diyoruz. Onu da yasaklarsalar onu durdurabiliriz. Bir garip bir gidiyor. Yani ne diyor? Hükümetin özgürlükte kısıtlanan bir hükümet görünümünde olur da bazı şeyleri daha zayıf düşeceğini potansiyel düşünerek de onun da öğreniyor içinde doğrusu. Tayyip'i, AK Parti'yi yıpratmak için yapıyor. Çünkü AK Parti özelliği özgürlükleri sahip olması. Burada özgürlükleri yok eden bir görünüm vermeye çalışılıyor. Bunun
edeceğinden de endişe şüphe ediyorum. Yani biz ne diyorlarsa yapıyoruz zaten. Sorun yok. Yani problemin ne olduğunu tam anlamış değilim. Benim hayatım İngiliz'in devletinin canlısına konu yok. Onlar da etki ediyor. Zincirleme etkiler. O da insanın ne için yaptığını bilmeden düşünüyorum. Çünkü bu şu an İngiltere'de de resmi açıklamalar oluyor bu konuda. Yani gerçekten resmi açıklamalar geliyor İngiltere'de. Peki TV zamanlardaki karşılıklı ki halk tarafından tasvip edilen insanlar değil bu kişiler. Genç Atatürk'e karşı demek teyit olmak tarafından yani, uzak tutulan hem arz etmez. Hiç kimse de paylaşmayanlar. Yalnız kendi bir yapıda var gibi görünüyor. Uygunsuz bir görüntü var gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum. Sorularımı cevaplandırdım. Ben de teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Ben teşekkür ederim.